Şimdi buraya bir bina daha yaptırıyorum başkanım. Senden kim varsa gelsin abi. Bu tarafa alabilir miyiz efendim? Böyle gelirseniz biraz dengelensin. Bir kişi daha alabilir misiniz? Arka sahaları da. Evet efendim. Biraz seni yüksekten alıyorum. Hadi. Diğeri kim? Bu direkt arka kuran. Allah Allah. Çok güzel bir başkan. Milli Emre. Bayağı bir şey var. Çok güzel var. Hatta yanında da Aquapark diye bir yer var. Belediyede kiralık. Belki oraya alıp orayı belki altyapıyı komple ama oraya stat da yapmak. Küçük bir stat yapmak. Altyapıya böyle bir kural. Tam saklı bahçeymiş ya. Şey de böyle yapmıştı. Trabzon. Trabzon'da yaptı. Trabzon'da. Antep'te de revize ettirdik. Burada öyle oldu. Paralel yapmışlar. Hem sahada antrenman yapanı görüyor. Zaten Kodus'a kadar. Evet, şimdi Rize'de o binanın altına yapmışlar. Nasıl? Şimdi kullanmıyorlar. İptal ettiler çünkü dışarı almışlar. Şu balkon işi çok güzel olmuş. Var anda. İki fanteyi geldi. Üstüne birleştirdik. 40 metre, 50 metre. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak'la incelemelerde bulunuyoruz. Biliyorsunuz 2023-2024 sezonundan itibaren akademiyle ilgili bir kararımız var. Double Pass'le anlaştık. Double Pass ilk aşaması antrenörlerin eğitimini yaptırıyoruz. Her Süper Lig takımından 11 tane antrenör bir yıl boyunca eğiteceğiz. Bugün de bu kapsamda daha önce yaklaşık 10'dan fazla takımı ziyaret ettik. Bugün de Adana Demirspor'u ziyaret ediyoruz. Sayın Murat Sancak Başkanım bize önce A takımın tesislerini, daha sonra da burada yeni yapacakları projeler anlattılar. Gerek yapılacak yeni altyapı için sahalar, gerekse binaların projelerini gösterdi. O projelerden sonra da yerinde geldik, tespit yaptık. Biz bu binaların ve sahaların yapımı için kulüplere 31 Aralık 2024 yılına kadar bir süre verdik. O süreden çok daha önce bunu bitireceklerini söylediler. Yaklaşık genelde altyapılarda, kulüplerde 200-300 arası U6'dan U19'a kadar futbolcu bulunuyor. Ama başkanım bizim aynı şekilde spor okullarında da futbolcularımız var dedi. 5000 civarında. Şimdi Türkiye'de son yıllarda maalesef Türk futbolu ileriye gitmiyor. Ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşıyor. Bizim yurt dışında gerek Ajax'ın gerek AZ Alkmaar'da, Belçika'da ve Hollanda'da yaptığımız ziyaretlerde hep takımlar mutlaka altyapıya önem verip ve başta Ajax olmak üzere her yıl iki tane futbolcuyu A takıma verme üzerine bir stratejileri var. Double Pass'te de beraber çalışan takımların da hedefi aynı. Biz de hem kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmak hem de yetenekler, çünkü Türkiye 85 milyon ve genç nüfustan oluşan bir ülke. Bu yetenekleri bulup keşfetmek için hem kulüplerimizin altyapı tesis olarak güçlendirmesi hem de içerideki kadroyu da çok daha iyi hale getirmemiz lazım. Bütün kulüplerimiz de bu konuda sağ olsunlar Türkiye Futbol Federasyonu aldığı bu karara son derece önem veriyorlar. Bu konuda mutabığız. İnşallah Double Pass'in eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitecek. Konu sadece eğitim değil, arkasından denetim de çok önemli. Biz de akademi yatırımları için gerek futbolcu transferlerinde, gerekse naklen yayından bir takım paylar ayırıp altyapıya destek verilmesini sağlayacağız. Bugün burada gördüğümüz, siz de gördünüz biraz önce, gerçekten özellikle altyapı için çok güzel bir ortam var, çok güzel bir saha var. Ve biraz önce gezdiğimiz yerde de gördük ki Adana Demirspor'un alan olarak çok güzel bir yeri var. Belki bir yanda 90 dönüm bir yer var diyor. Onu da alma imkanı var. İnşallah Türk futbolunun gelişmesi kulüplerin gelişmesiyle doğru orantılı. Kulüpler geliştikçe futbol da gelişecek. Futbolcularımız daha iyi imkanlar sahip olursa daha iyi
futbol oynayabilme imkanı da sahip olacaklar. Bunun için kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün öğleden sonra da Hatay Spor için Mersin'e gideceğiz. Erdemli tesislerini, onların yerini ziyaret edeceğiz. Daha sonra Mersin Stadı'nda anlamlı bir depremzedeler yararına bir organizasyonumuz var. Onun için de ayrıca Murat Sancak Başkanıma teşekkür ediyorum. Hem Montella antrenörünü, hem Belhanda'yı, Onyekuru'yu, bir futbolcu daha Gökhaniller'i bu maç için görevlendirdi. Depremzedeler konu olunca akan sular duruyor. Bütün kulüplerimiz elinden geleni yapıyor ama burada Murat Başkanım da ev sahibi gibi. O da gerekeni yaptı. Çok teşekkür ederim. Ben de geliyorum bu arada. Evet, beraber oluyoruz. Tabii, buyurun. Tabii Türk futbolunun gelişmesi altyapının güçlü olmasıyla orantılı olur. Maalesef şu ana kadar bütün kulüplerimize baktığımız zaman ben biraz önce eski yerleri de başkanlığı gösterdim. Sizlere de gösterdim. Çok köhnemiş yerlerdi. Yani bugün bu yerleri yapabilmek bir maliyet. Aslında bunun şehirlerden, buradan da Spor Bakanımı da affınıza sanarak başkanım, Spor Bakanı'na da bir diyorum olsun, gayet güzel yurtlar yaptı Sayın Bakanımız. Önümüzdeki dönemde inşallah belediyelerle işbirliği yapıp her mahalleye halı saha, yani çocukların orada gelişmesi için bunları, çünkü belediyelerden başlayarak bunu yapabiliriz. Yani sadece tek federasyonun ya da tek kulüplerin bunun altından kalkacak durumları yok. Evet, tesislerimizi güzelleştireceğiz. Biraz önce bahsettim, 2 tane saha yaptık. Bugünkü değeriyle 50 milyon. Bugün Adana Demirspor ligi 4. bitirdiği zaman yayın gelirlerinden alacağı para yaklaşık 110 milyon, 115 milyon. Yani 115 milyon hem futbolcular para ödüyorsun, hem giderleri karşılıyorsun, hem de altyapıya yatırım yapacaksın. Mümkün mü? Normalde mümkün değil. Mümkün değil. Yani onun için başkanım geldiği günden itibaren gelirlerimizi arttırması yönünde iyi çalışmalar yaptı. İnşallah futbol değerimizi biraz daha üst seviyelere çıkartıp o 500 milyon dolarlık yayın gelirini elde etmiş oluruz. Çünkü şu anki bu yayın geliriyle bu kulüplerin ayakta kalma şansı yok. Biraz önce özel sohbette sizlerle yaptığım sohbette belki bazılarınız bana kızmış olabilir ama tekrar buradan da dile getiriyorum. Türk futbolu var olan o ligdeki kulüplerden ibarettir. Sadece 3 kulüp üzerinden dönmemesi lazım. Anadolu kulüplerine çok büyük destek vermeniz lazım. Bu da medyadan başlar. Sağ olsun başkanım, bu noktada da elinden gelen desteği de sağlamaya çalışıyorum. Beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Ama sadece 3 kulüpten oluşmuyor bu lig. Evet, bizim güzide kulüplerimiz, hatta ben daha önce o 3 kulüpten birisini de tutuyordum. Ama bu kulüplerimizin genel anlamda futbol değerimizi artırmak istiyorsak bütün kulüplerimizi güçlü hale getirmemiz lazım. Güçlü hale getirip seyirci de çekebilirsek, değerini de artırabilirsek, güçlendirebilirsek değerimiz daha çok artar. Evet, kesinlikle başkanım. Onun için bu noktada federasyon sağ olsun bu noktada elinde gelen desteği de sağlamaya da çalışıyor. Bir şeyler yapmaya da çalışıyor. Türk futbolunun gelişimi açısından da çok önemli bu. Yani artık hep sürekli yabancı getirmek yeterli değil. Çünkü ayakta kalma şansımız yok. Onun için altyapıdan en az her Süper Lig takımı en az 1-2 tane oyuncu A takımı alabilmesi lazım. Bunu sağlayabilirsek Türk futbolunu kurtarırız. Onun için federasyon da bu noktada çalışmalar yapıyor. Biz de onlara destek vereceğiz. Onlara bize destek vereceğiz. İnşallah önümüzdeki 5 yıllarda güzel şeyler yaparız. Türk futboluna bir şeyler kazandırmış oluruz. En azından son nefesimize kadar devam edeceğiz. Ve buradan da ben sözümü de veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Öyle bir şey yok. Biz Cuma günü son Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz bir takım taslaklar var. Ben özellikle spor basında buradan şunu seslenmek istiyorum. Lütfen bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi. Ben sadece şunu söylersem belki daha iyi açıklayıcı bir bilgi olur. Bundan 3 ay önce Aze Alkmaar'ı ziyaret ettik. Aze Alkmaar'ın altyapı direktörü bana dedi ki bizim şu anda oynayan kadronun içerisinde %49 altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu vardı. Ama hedefimiz 51 dedi. Dedim 49-51 çok yakın. Yok dedi. İlk 11'de %51 yapmak istiyoruz. Ve biz dedi zengin bir kulüp değiliz. Biz her yıl 10 milyon euro, 2 yılda veya 20 milyon euroluk oyuncu satmamız lazım. Yoksa ayakta kalamayız. Biz zengin bir ülke değiliz dedi. Şimdi bunu söyleyen Hollanda, Belçika'nın takımları. Biz de Türkiye'yiz. Orada 40-50 bin
euro kişi başı gayri safi yurt içi hasıla. Türkiye'de 10-12 bin dolar kişi başı hasıla. Şimdi bizim kulüplerimiz bu şekilde devamlı yabancı transferi yaparak nereye kadar ekonomisini sürdürülebilir hale getirebilirler. O yüzden bizim az önce başkanımın da söylediği gibi her yıl A takıma iki tane oyuncuyu nasıl yetiştirebilir? Biz federasyon olarak kulüplerimizle birlikte hareket ederek bunu baş başa verip nasıl hayata geçirebiliriz? Türk futbolunun kurtuluşu burada. Aynı takımda milli takım havuzunu genişletmenin yolu da bu. İnşallah hep beraber bir yol bulup bu işe bir çözüm bulacağız. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki 5 yılı hedefleyecek bir şekilde. Biz Kulüpler Birliği ile bir B takımı da çalışması yapıyoruz. Belki bir takım anlaşamadığımız yerler var. Onun çözüm için belki bu sezon değil, gelecek sezona kalabilir. Hem altyapıların hazır olması, hem de şartların iyileştirilmesi. Üçüncü ligde yeni bir takım çalışmalarımız var. Bunları da sonuçlanınca hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Teşekkürler. Oldu, peki. İyi günler. Çok teşekkürler. Kalkıyorum o zaman. Tamam. Kalk hocam. Şimdi biz alalım. Bir de arkasını, bir de arkasını böyle şey yapacağım ben. Söyleyeceğim. Burada efendim. Bir de kameralar için efendim tekrar bir önünü alabilir miyiz formanın? Buradayız efendim.